Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Diyanet Televizyonu ekranlarına hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul'da halkın en çok vakit geçirmeyi sevdiği popüler çay bahçelerinden birinde Tarihi Çınaraltı'ndayız. Tarihi Çınaraltı'na ismini veren muhteşem çınar ağacının hemen yanında hocamızı bekliyoruz. Kim bugün hocamız? Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Profesör Doktor Halil Aydınalp Hoca. Din sosyolojisi çalışan bir hocamız. Bugün onunla aslında çok popüler bir meseleyi konuşmak, gençlerimizle de o meseleyi konuşturmak istiyorum. Nedir o? İslam ve terör, İslam ve kökten dincilik. Hocanın bu yönde çok önemli çalışmaları var. İslam'la terör nasıl bir araya geliyor, getiriliyor dünyada? Terör İslam'da var mı, yok mu? Yok, elbette yok. Fakat buna rağmen dünyada Müslümanlar niçin terörle özdeş hale getirilmeye çalışılıyor? Bütün bunların cevaplarını hocamızdan almaya çalışacağız birazdan. Gençlerle dinden konuşalım. Başlıyor. Şimdi çınar altında olunca genç bulmak da hiç zor değil. Gözüme ilk çarpan masaya gidip şansımı deniyorum. Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Memleket mi kurtarıyorsunuz, futbol mu konuşuyorsunuz? Okulu kurtarmak. En önemlisi okulu kurtarmak değil mi? Şimdi vize dönemi, final dönemi. Finale geçtiniz. Allah güç kuvvet versin. Sevgili arkadaşlar, benim adım İsmail Kılıç Arslan. Diyanet Televizyonu'ndan geliyorum. Diyanet Televizyonu'nda Gençlerle Dinden Konuşalım diye bir program yapıyoruz. Burada çok kıymetli hocalarımızı sizin gibi gençlerle bir araya getirip sizin onlara bir şeyler sormanızı arzu ediyoruz. Bugün Halil Hoca gelecek. Halil Aydınalp Hoca gelecek. Bir din sosyolojisi hocası. Onunla bugün İslam ve terör meselesini biraz konuşmak arzusundayız. İslam terörle niye yan yana geliyor? Bir din niçin terörle yan yana anılıyor? Bunu kimler yapıyor, kimler bu hale getirdi meselesini biraz konuşmak istiyoruz. Vaktiniz varsa arkadaşlarımız içeriye böyle bir stüdyo ortamı hazırlayacaklar. Vaktiniz varsa 40-45 dakika hocamızla sizi buluşturmak istiyorum. Ne dersiniz? Zaman olmayamaz mı? Finaller minerler mi? Biraz size de kafa dinleme gelir ya. O zaman ben sizi tanıyayım. Zaten biz oturmak için gelmiştik. İsim ne abi? İsim Ahmet. Ahmet, evet. Ne yapıyorsun? Marmara İlahiyat son sınıf öğrencisiyim. Oo, sen zaten hocayı tanıyorsun. Halil hocamızı yakından tanıyoruz. Eyvallah. Marmara İlahiyat son sınıf. Evet. İyi, Allah bitecek razı inşallah. Olsun. Allah razı i̇nşallah. Olsun, sağ olun. Ben Medeniyet Üniversitesi İktisat 2. sınıf. İsim? Yaman. 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 İktisat okuyorsun. İngilizce mi medeniyetin iktisadı? İkisi de var. Ha, ikisi İngilizce de. Ve Türkçe de, ben Türkçedeyim. Eyvallah. İngilizce zor olur. Hani zaten Türkçe anlamıyorum, İngilizce de okusam hiç anlamıyorum. Ya iktisat zaten bilmediğimiz bir dil işte bizim yani. Evet, sizin evet, konuştuğunuz evet. Bizim anlamadığımız bir dil, öyle görüyor bana, öyle geliyor bana. Eyvallah. Senin adın ne abi? Benim de adım Hüseyin. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Hukuk son. Evet. Dördüncü sınıf ve son mu yoksa? Evet, dördüncü sınıf ve son. Bitecek mi? İnşallah. Ya böyle dördüncü sınıfta hukuk bitiren görünce diyorum ki ya biz çok yanlış öğrencilermişiz. Bizim dönemimizde 7 yıldan önce hukuk bitirmek böyle şey günaha yakın bir şey kabul ediliyordu ya. Yani maşallah abi 4 senede hukuk bitirmek az iş değil. Eyvallah. Allah yardımcı olsun. İbrahim, medeniyet 3. sınıf hemşirelik bölümünü okuyorum. Hemşirelik? Aynen. Hemşirelik değil mi? Hemşirelik. Hemşirelik. Tamam, ben hemşirelik dedim. Hemşirelik bölümü de fena fikir değil işte. Aynen. Hani hemşeriler arası ilişkileri düzenliyor. Eyvallah. Allah yardımcı olsun. 3. sınıf dedin. 3. sınıf. Demek 4 senelik bir hemşirelik bölümü var. Öyle anlıyorum ben. Eyvallah. Artık görmeye alıştığımız bir şey erkek hemşire tabii. Yani 2007 kanunundan sonra biz yavaş yavaş girmeye başladık bölümeye. Eyvallah. Allah yardımcı olsun inşallah. Seni de tanıyalım. Adım İbrahim. Marmara İlahiyat'tan 2. sınıf okuyorum. Aynı okuldasın. Aynı okuldayız. Arkadaş evet. Biraz 2. sınıf okuyorsun. Eskiden bölümleniyordu 3. sınıftan itibaren İlahiyat. Yok artık okuldan. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. İlahiyat'tan çıkan herkes aynı. Bölüm yok yani. Ha, din kültürü de birleşti. O da birleşti aynen. Biz 3. sınıfta seçiyorduk. İslam felsefesi mi okumak istiyoruz, tefsir mi okumak istiyoruz. Şu an öyle bir şey var. Bölümleme var. Hepsini okuyoruz biz. Sonra baştan aşağı. İstediğimizi evet. Olabiliyoruz yani. Çok güzel bir şey. Yani Allah kalbinize, gönlünüze i̇nşallah. Göre versin. Ne istiyorsun? Hoca mı? Yani müftü mü olacaksın, öğretmen mi olacaksın? Müftülük istiyorum inşallah.
Zor biraz biliyorum. Milletin dinini, diyanetini diyorsun. yönlendirelim, yönetelim. Yani öğretmenliği herkes yapabiliyor. Müftü hocalarımızın şeyi gerçekten çok fazla. Sorumluluğu gerçekten çok ağır. Yükleri çok ağır. Allah yardımcılar olsun. Ümmet-i Muhammed'e yardım eden herkesin Allah yardımcısı olsun. Gençler o zaman 5-10 dakika sonra yayında görüşmek üzere. İnşallah. Görüşmek üzere. Eyvallah. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Hocam selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Valla zahmet ettiniz. Size biraz zahmet verdim. Estağfurullah. Onun için arasında geldiniz. Şeref verdiniz. Gençleri de buldum ben. Bir masada hazırladık. Güzel bir sohbet olacak inşallah ama inşallah. Ben tabii sizi hem terör, kökten dincilik vesaire gibi din sosyolojisiyle doğrudan ilgili meseleler çalışıyorsunuz. Son zamanlarda dünyevileşme de çalışıyorsunuz. Galiba dünyevileşme dünyanın en önemli sorunlarından biri değil mi? Yani evet. Müslüman, Hristiyan ayırmadan. Evet, evrensel bir problem haline geliyor tüm dünyada. Biraz şey mi hocam? Yani Allah'ı bir yaratıcı gücü devreden çıkarttığımızda kafamız rahatlıyor mu? Öyle mi anlayalım bunu? Bilişsel olarak tabii insan bilincinin sekülerleşmesi dünyada çok mega bir akım. Bugün iletişim, ulaşım kanallarının çok fazla olması, toplumsal farklılaşmanın, eğitimin gücüyle artık bu en ücra köşelere kadar yayılmakta. Dolayısıyla insan bilincinde başlayan derin bir dünyevileşme tüm büyük dinlerde bir mesele haline gelmektedir. Eyvallah. Şimdi o klasik sorumu da sorayım. Her hocama soruyorum çünkü güzel haberler alıyorum her seferinde. Tezgahta ne var hocam? Ne çalışıyorsunuz şu ara? Dünyevileşme ile ilgili bir modern önerim var benim. Türkiye'deki, bizim Türk Müslümanlığı ya da Türkiye'deki dindarlığı açıklayan. O model üzerinde çalışıyorum. Bunun dışında diğer çalışma konum olan, tabii coğrafyamız bizim biraz problemli, otorite boşluklarının çok yoğun olduğu bir coğrafya. Özetle söyleyecek olursak, bu cihat bölgelerine giden gençlerle ilgili bir zihinsel hazırlığımız var. Görmeyi neredeyse reddettiğimiz bir ama realite olarak elimizde, önümüzde duran bir problem bu. Evet, zaman zaman gazete istatistiklerinden görüyoruz. Türkiye'den katılım. İstatistikleri görüyoruz. Onun arka planını anlamak bizim açımızdan çok önemli. Bir mücahitlik, çağdaş mücahitlik sosyolojisi yapmak niyetindeyiz. Allah doğrusu siz yaparsanız biz de okumak niyetindeyiz hocam. İnşallah. Tabii öyle biz diyelim. De onun için yapıyoruz. Eyvallah. Zaten. O halde buyurun lütfen. Peki lütfen. Evet, iş geldi sohbet kısmına. Tabii. Şimdi önce genç arkadaşlara bir uyarıyla başlayayım. Burada ilk soruları ben sorarım. İlk soruları ben sorarım. Siz soru sormazsanız ben size soru sorarım. Şey bu, anlaşmamız bu yani. Temel anlaşmamız bu. Dolayısıyla sohbetin istediğiniz yerinde, istediğiniz anında ben size zor sorular sormayayım istiyorsanız hocama dilediğiniz gibi soru yöneltebilirsiniz. Şimdi ben ilk sorumu şuradan sorayım mı hocam? Şimdi İslam barış dini diyoruz temel olarak. İslam barış dini. Ve bununla ilgili de elimizde gerçekten bizatihi İslam'dan kaynaklı çok sayıda veri var. Ama belki son 20 yıldır, 25 yıldır, 30 yıldır İslam ve terör başlığını çok yan yana kullanıldığını görüyoruz bu iki başlığı. Evet. Siz bu alanda da çalışmış, bu alanda da çalışmış bir sosyolog olarak, bir din sosyolojisi uzmanı olarak İslam ve terör nasıl oldu da yan yana geldi diye sorsam bize ne söylersiniz acaba? Evet, teşekkür ederim. Bu sorunun aslında pek çok cevabı var. Fakat çok temel bir şey, çok ana bir ayrımdan bahsederek isterseniz sorunuzu cevaplamaya çalışayım. Bir defa
din ile o dine inanan insanlar arasında bir ayrım yapmak gerekmektedir. Aşağı yukarı bütün büyük dinler iddia olarak dünyaya barış, huzur, bütünleşme, uyum getirmek için ya da getirme iddiasıyla çıkmışlardır ve kurumsallaşmışlardır. Fakat o dine inanan aktörler kendi yaşadıkları sosyal, kültürel, siyasal süreçlerin etkisinde bir şekilde terörle ya da şiddet sarmalıyla iç içe gelebilirler. Dolayısıyla biz temelde metodik olarak bir dinin kendisinin aşkın kutsallarıyla, ki bu bizim dinimizde olduğu gibi İslam dininin sahih metinleridir. Başta Kur'an ve hadis olmak üzere. Ama o kutsallara inanan insanların her zaman potansiyel olarak doğru, düzgün, standartlara uygun davranışlar sergileyeceğini söyleyemeyiz. Dolayısıyla şiddet, terör, radikalizm, taassup, bağnazlık bunlar insana özgü hasletler. Ve uygun zemin, uygun şartlar oluştuğunda bu kişi bir şekilde hangi dini kisveye sahip olursa olsun şiddet sarmalının içine girebilmektedir. İkincisi, bu temel üzerinden tabii İslam dünyasının geçirdiği, kendi koşullarının ürettiği sosyolojik, siyasal yakın tarih de burada çok önemlidir. Aşağı yukarı ilk çıktığı andan itibaren çok büyük medeniyetler kurmuş, hiçbir zaman esir olmamış, otorite tesisinde kendine özgü sentezler üretebilmiş, hükümranlığını bulunduğu yerde kendi tarihsellik gelenekselliğinden gücünü alarak oluşturabilmiş bir din ya da bir dindarlık, imparatorluklar kura kura gelen bir devlet aklı, aşağı yukarı son 3-400 yıldır genel olarak bir gerileme sürecindedir. Dolayısıyla İslam dünyasının yaşadığı bu siyasal süreçleri, bunun içerisinde çok kanlı savaşlar var. Ve şunu da teslim etmemiz lazım, bu çok büyük oranda bir mağlubiyetler sürecidir. Dolayısıyla mağlubiyetlerin çok yoğun olarak yaşandığı coğrafyalarda düzen problemi vardır. Düzen probleminin olduğu yerde mutlaka şiddet vardır. Ya da şöyle, şiddet çok küçük bir kıvılcıma bakar. Dolayısıyla bir yönüyle de İslam toplumlarının geçirdiği yakın tarihsel panoramayla da alakası var. Daha makro düzeyde üçüncü bir şey, üreten ama her anlamda bilgi üreten, teknoloji üreten, aynı zamanda bir tahakküm süreci de yaratmaktadır. Bunun günümüzdeki adı sermaye, sermaye merkezinde olan kapitalizm. Biz Müslümanlar olarak sermaye, parayla daha dengeli bir ilişki kuran bir medeniyet, bir geleneğin ürünüyüz. Ama karşımızda sadece kazanmaya odaklanmış, sadece kâr etmeye odaklanmış, azami derecede sermayesini artırmaya çalışan ama buna mukabil minimum maliyetle iş becermeye çalışan bir aktör devletlerin öncülük ettiği kapitalizmle savaşıyorsunuz. Şimdi petrolün dolayısıyla, petrolün, doğalgazın, altının üzerinde oturan bir dünyanın kendi başına rahat hareket etmesi çok fazla mümkün değildir. Yani İslam demeyelim ama
birinci analizden hareket edersek, Müslümanların yaşadıkları coğrafya, genel anlamda coğrafyalar zor coğrafyalardır. Şunu lütfen hayal edin. Bugün ne bileyim Türkiye Pasifik Okyanusu'nda bir ada olsaydı herhalde bu kadar problemi olmazdı yani. Enerji kaynaklarına bu kadar yakın olmanız problemdir. Dolayısıyla burada bir global savaşın, bir global çatışma sürecinin, rekabet sürecinin arasında kalan bir İslam dünyası vardı. Böyle bir arada kalmışlık, tabii çıkarlarına kim neyi ne zaman nasıl kullanabilecekse o şekilde hareket etmektedir. İşte bu da bize bir dördüncü şeyi getirir. Evet, dünyada bu süreçlerin dışında bir de İslamofobi endüstrisi diye de bir şey vardır ya. Yani. Şimdi bunu da reddetmeyelim. Yani Müslümanların genel manada şey tırnak içinde söylüyorum, şeytanlaştırıldığı, medeniyet düşmanı, aydınlanma retoriğinin dışında yine tırnak içinde söylüyorum, bir ucube kültür, yanlış anlaşılmasın, göstermeye, gösterilmeye çalışılan bir İslam dünyası da ortadadır. Bunun içinde gazeteciler var, bunun içinde ana akım medya var, bunun içinde silah tüccarlar var, bunun içinde enteresandır kilise var. Bunun içinde özellikle sağ tandanslı, daha az liberal ve özgürlükçü olan politikacılar var. Şimdi bu kadar gücün bir hedefe savaş açtığı bir dünyada tabii biraz din, yani İslam dini de terörle, olumsuzluklarla yan yana getirilmektedir. Ama şunu da söylemek lazım. Şimdi medyanın ya da global popüler kültürün ürettiği retoriğe de çok angaje olmamak lazım. Yani İslam eşittir terör demeyen yüzlerce, binlerce aklı başında batılı insan da olduğunu fark edelim lütfen. Ama biz kötüyü görüyoruz ya hocam, evet, sürekli. Yani biz, kötü hep daha çok örnek teşkil ediyor. Mutlaka. İnsan doğası galiba. Mutlaka. Yani. Dediğim gibi bu bir endüstridir ve medya bunun çok merkezindedir. Biz o medyanın oluşturduğu Müslüman algısı, tabii o bir problemdir. Onunla ister istemez biz mücadele edeceğiz. Çünkü bugün sanal gerçekliklerin, reel gerçekliklerin üstüne çıktığı bir dünyada algı gerçeklikten daha önemli hale geldi. Dolayısıyla hani medyayı elbette küçümsemeyelim ama çok aşırı bir komplekse de girmemek. Hani bir adama terörist dersiniz de o da teröristlik yapar. Hani öyle bir belirlenimcilik. Hani bize madem teröristim ben de terörist olarak hayatımı devam ettireyim tarzı. Yani o kafa topu konusunda dikkatli olmak lazım. Belki o kafa topunu o golü atman için atıyor adam sana. Yani ama işte o golü atmalı mı Müslüman? Biraz daha böyle ağır düşünerek bakmalı diye de düşünüyorum. Yani her zaman o algıları biz de çok fazla konuşarak bazen aslında o köktencilik ya da işte İslamofobi endüstrisinin farkına varmadan bir aracı da olabiliyoruz. Ama tabii bu haklı bir şeydir. Yani bugün niçin bir Budist terörle ya da bir Protestan fundamentalist terörle ya da bir işte Hasidik Yahudi bir grup terörle ilişkilendirilmiyor da bir Müslüman kişi terörle ilişkilendiriliyor. Bu bir problemdir yani. Bize ait bir problemdir. Bunun üzerinde de konuşmak lazım. Hocam, elbette. Hocam, bu durumu hani neden bir Hristiyan'ın ya da bir Budist'in terörle ilişkilendirilmemesi, Müslüman'ın İslam dininin terörle bağdaştırılması meselesinde, yani burada Müslümanların geri kaldığını, yani her yönden geride kaldığımızı diğer batılı medeniyetlere göre daha alt durumda olduğumuzda anlayabilir miyiz acaba?
yani. Ya da mesela acaba ben... Müslümanlar, evet Müslümanlar acaba geride kaldı da hani ayak uyduramadı da diğer gelişmelere, yeniliklere tam manası. Acaba bundan dolayı da mı bir sıkıntı var? Pasif kaldı. Şey, bu da bir küçük ek yani. Ha, bu güzel soruya bir küçük ek hocam. Mesela Myanmar'da evet. Budistler Müslümanları katlettiler. Fakat kimse Budist terörist demedi onlara. Bu tabii. Belirleyici dil de galiba çok etken bu işte. Tabii. Yani işte bu demin ifade etmeye çalıştığım husustur aslında. Siz kimi şeytanlaştırmak istiyorsanız onu şeytanlaştırıyorsunuz. Dolayısıyla belki fiil olarak aslında oradaki Budist'in yaptığı daha az bir vahşet değildir şüphesiz. Yani nötr bir göz için dünyanın bütün herhalde sağduyulu insanları aynı şeyi söyleyecektir. Ama işte Budist dediğin grubun belki terörist olarak lanse edilmemesi gerekmektedir. O bölgenin çıkarları açısından, Batı'nın o bölgeyle ilgili oluşturduğu vizyon açısından. Ama şimdi doğal gaz gibi, petrol gibi dünya ekonomik sisteminin çok itici güçleri olan enerjinin üzerinde oturan bir dünyanın tabii ki daha kısa yoldan şeytanlaştırıldığını söyleyebiliriz. Yoksa fiil olarak ikisi de aynı derecede hani eğer masum insanları öldürüyorsanız vahşice şiddettir bu, vahşettir yani baktığımız zaman. Gelişmişlik meselesi arkadaşımızın söylediği, ya şimdi bizim modern antropolojide bu bir halk kültürü haline gelmedi ama ilim çevreleri arasında kültür tarihçileri, kültür bilimciler açısından ki bunun öncüleri arasında azımsanmayacak da batılı teorisyen vardır. Hiçbir medeniyet aşağıda değildir. Hiçbir medeniyet, hiçbir kültür iptidai değildir. Her medeniyet, her kültür kendi sınırları içerisinde özgün bir nitelik taşır. Gelişmişliğin ölçüsü bu anlamda sadece ekonomi, sadece teknolojik ürün üretebilmek değildir. Eğer bir kültür, bir bölge insanının o bölgeye özgü ihtiyaçlarını karşılıyorsa ve o kültüre mensup olan insanlar da bundan son derece hoşnut ve problemsiz hayatlarını devam ettiriyorsa aslında aşağı kültür, yukarı kültür diye bir şey yoktur. Bu biraz Eurosentrik, Avrupa merkezli bakış açısının modern dönemlerde oluşturduğu bir gizil oryantalizmdir yani baktığımız zaman. Ama Batı bundan geri dönüyor şu an. Özellikle sömürgecilik sonrası, postkolonyal dediğimiz araştırmalarla Batı dünyası da artık şunu söylemeye başladı. Bizde bir şey yok. Yani gidin köyünüze dönün. Çinliysen Çin, özgün olan Çin. Hindistanlıysan özgün olan Hindistan sokaklarında bir özgünlük arayın. Iraklıysan Bağdat sokaklarında. Türksen, Türkiye'de yaşıyorsan İstanbul'da, Kayseri'de, Çorum'da, Ankara'da özgünlük arayın anlayışı yerleşiyor bugün. Ama tabii gelişmişliği yine de hani daha nicel kriterleri var. Mesela gayri safi milli hasılamız. Ne bileyim işsizlik oranlarımız. İşte ihracat, ithalat, ekonomik anlamda konuşursak. Bunlar birer kriterdir. Ürettiğiniz mal ve hizmetlerin toplamı nedir sizin? Yani mesela bugün hani isim veremeyeceğiz belki reklam olmasın da işte iki tane global marka bir devlet yapıyor bugün. Tabii tabii. Yani anlatabiliyor muyum? Yani adam 24 saat ürünü satılıyor. Şimdi paranın güçlü olduğu modern toplumlarda evet yani insanların maddi kültür unsurlarıyla sınavları önemlidir. Kültürünüz bir taraftan çok özgün olabilir ama diğer taraftan
kullandığınız en basit ürünleri dışarıdan alıyorsanız tabii burada bir problem vardır. İslam dünyası da demin girerken de bahsettim kısaca girişte. Bir mağlup kulübünün içinde. Yani. Galipler kulübünün içinde. Hani loser, winner diyor Batılı buna. Loser club. Yani kaybeden genel anlamda bir kayıp sürecinin içinden geliyor. Şimdi biz kendi kültür tarihimize bakalım. Yani 1683-84 Viyana bozgunundan beri savaşıyoruz. Ya. Ve hala savaşmaya devam ediyoruz. Evet. 350 yıl. İnsanımızı kaybetmişiz. Tamam şehit olmuşlar ama. Yani hekim olacak adam cephede gitmiş. Astrofizik mühendisi olacak ölmüş. Emek harcamışsınız, heba olmuş. Para harcamışsınız. Dolayısıyla biraz modern döneme daha eli zayıf giren bir İslam dünyası var. Otorite sorunları yaşayan, siyasal bütünleşme sorunları yaşayan, üretmediği popüler kültürü pervasızca tüketen. Bunlar tabii dışarıdan bakıldığında çok arabesk görüntülere sahne, yani tırnak içinde söylüyorum. Çok arabesk görüntülere sahnedir. Ve yani bugün şunu da unutmayalım. Dünya bir performans çağı yaşıyor. Maalesef. Yani şeyle, cep telefonuyla. Tabii yani performansınız çok önemli. Yani sizin akademik performansınız. Ticaretteki performansınız, bugün gömülür alandaki performansınız. Tabii, tabii yani içtiğiniz kahvenin bile bir evrensel yönü var. Ahmet'in kahvesi, Mehmet'in kahvesi, Hüseyin'in kahvesi, Zeynep'in kahvesi. Yani yarışmak zorundasınız. Böylesine yarışılan bir dünyada tabii ki daha gelişmiş modellere ulaşmaya çalışıyorsunuz ki bizim mesela Avrupa Birliği uyum sürecimiz 1950'lerden beri, ben buna karşılıksız aşk diyorum. Türkiye'de iktidarlar değişir ama bu aşk ölmez. Niye biz gelişmiş bir model olarak gördüğümüz Batı'nın, yani Avrupa örneğinde parçası olmak istiyoruz? Kültürel tarafları bir tarafa ama işte tarımda belli bir kalite gelsin istiyoruz. İşte bir kalite gelsin. Ürettiğimiz elmanın boyutunda bir kalite olsun. Kullandığımız tarım ilacının bir seviyesi olsun. Yani evrensel standartlar sizi zorluyor. O anlamda da çok ağır aksak giden ve ciddi yapısal problemlerle uğraşan bir İslam dünyası var. Tabii başarı hikayelerimiz yok mu? Elbette var. Elbette var. Ama genel, yani istisnalar üzerinden analiz yapamayız. Genel olarak baktığımız zaman daha ağır aksak giden bir yapımız var. Bu da tabii kötü örneklerin kullanılmasına zemin hazırlamaktadır. Sevgili hocam, ben şimdi biraz kitaba da döneceğim ama gençler biraz suskun. Onlara bir örnek vermek istiyorum. Bu gelişmişlik meselesiyle ilgili sıkça verdiğim bir örnektir. Şimdi gelişmişliği kimin belirlediği de çok önemli. Evet. Söz gelimi gelişmişlik ekonomize oranla dünyadaki insanlara yardım götürebilmeyi kapsarsa Türkiye şu an dünyanın en gelişmiş ülkesi. Çünkü ekonomisine göre dünyada yardıma muhtaç insanlara en çok yardım ulaştıran ülke Türkiye. Ya da diyelim hadi komik bir örnek olsun. Gelişmişliği tuvalet kağıdı kullanımı üzerinden koyarsanız Avrupa birinciliği Hollanda'da. Ama gelişmişlik ölçütünü tuvaletten sonra ellerinizi sabunla yıkamak olarak koyarsanız Bosna Hersek %97 ile birinci, Türkiye %94 ile ikinci, Hollanda %50 küsürlerle sonuncu. Dolayısıyla gelişmişliğin nereden belirlediğinizde aşağı yukarı çok büyük önem arz ediyor. Bu gelişmişlik meselesiyle belki biraz daha boğuşmak lazım. Yani gerçek gelişim, hakiki gelişim, hakiki gelişmişlik nerede meselesini biraz daha uzun düşünmek lazım. Dünyaya da böyle teklif etmek lazım gibi gelir bana hep. Şimdi geldik bir başka önemli meseleye. Bir programa iki önemli mesele sığar mı? Gençlerle dinden konuşalım da
sığdırmaya gayret ediyoruz. Keşke daha uzun süre konuşulabilecek olsa bunlar. Bir tuhaf kavram. Sürekli kafamızı oraya çarpıyoruz hocam. Sizin kitabınızın başlığı da tam bununla ilgili. Din ve dünya birleşme. Ben şimdi şeye sorayım. Hüseyin'e sorayım. Hüseyin, dünya birleşme deyince aklına ne geliyor? Dünya birleşme. Dünya birleşme dedikçe insanların dünyaya geldiğinde belirli bir amacı vardı. Tabii ki bu bizim inancımıza göre, İslam'a göre öteki dünyaya bir geçiş köprüsü üzerinden diğer sırat-ı müstakim yolunda ilerlemektir tabii ki. Dünyevileşme dedikçe bütün amaçlarımızı, hayallerimizi dünyayla sınırlamak ve bunlarla birlikte tutmak gibi algılıyorum ben. Ve herkes sırf bu dünyada bir şeyler kazanabilmek, sırf onları ellerinde tutabilmek için kapışıyorlar. Ve bu yüzden de aralarındaki rekabet gitgide artıyor ve vahşetleştiğinin daha da artmasına sebep oluyor diye düşünüyorum. Hemen hocamıza soralım mı? Böyle mi hocam? Dünyada olan dünyada kalır mı diyor dünyevileşenler? Evet, arkadaşımız aslında çok güzel bir başlangıç yaptı. Sosyolojik manada tabii çok aslında karmaşık bir konudur. Sekülerleşme ya da daha yerel ifadesiyle dünyevileşme. Çok çeşitli teoriler geliştirilmiştir. Ve bu teoriler üzerinden de çeşitli şekillerde tanımlanır dünyevileşme. Batı'da, Batı kendi dünyevileşme süreçlerini tahlil ederken klasik paradigma, yeni paradigma ve eklektik paradigma diye üç farklı dünyevileşme yaklaşımı ortaya koymuştur. Ama biz anlaşılması açısından şöyle bakalım meseleye. Dünyevileşme, yani en genel manada dindar olsun ya da olmasın, kutsalla bir şekilde ilişkisi olan insanların kutsaldan genel arınma sürecidir. Yani kutsaldan arındığı nispette de dünyaya daha fazla bel bağladığı sürecin genel ifadesidir aslında dünyevileşme. Dünyevileşirken din ve dindarlık ortadan kalkmaz. Lütfen buraya dikkat edelim. Bu genel bir din ve dindarlığın öneminin azalması sürecine tekabül eder. Yoksa hani din ortadan kalkıyor, dindarlık rafa kaldırılıyor tarzında bir tanımlama toplumsal realitelerle pek fazla örtüşmez. Hocam diyorsunuz ki dinin ortadan kalkması değil de dindarlığın azalması olarak evet, algılayabilir miyiz? Evet, diyebiliriz. Özellikle bizim toplumumuzda zaten ateizm, deizm, agnostisizm gibi kimlikler ve sosyal gruplar çok küçük grup kimliğine sahiptirler. Hani bu zaman zaman artıyor, eksiliyor tartışması yapılır. Fakat genel manada toplum öyle ya da böyle aradaki vasıtalar ve enstrümanlar tartışılabilir. Kutsalla, yaratıcıyla ilişkisini devam ettirmektedir. Dolayısıyla dindarlık ve din yok olmaktan ziyade form değişikliğine uğramaktadır. Hani din dediğimiz şey daha fazla Marx'ın ifadesiyle sığınılacak liman diyor. İnsanlar da hani kendini daha çaresiz hissettiği zamanlarda dini o zaman daha fazla hissediyor benliğinde. Bu anlamda gelişen dünya teknoloji çağında olduğu için farklı bir yerlere ihtiyaç duymadığından, artık kendini bir şeylere muhtaç hissetmediğinden dolayı dinden uzaklaşıyor olabilir mi? Bu bir faktördür. Yani dünyada ve Türkiye'de seküler bilincin giderek artmasında insanların daha az teslimiyetçi, daha az müstahni, daha fazla kendi problemlerini kendi araçlarıyla çözmesi yatar. Dolayısıyla dünyanın genel manada hem teknoloji, mesela zaten sekülerleşme
tıptaki eğitimdeki gelişmelerle paralel ilerler. Yani mesela şöyle bir mizansen kuralım kafamızda. Şimdi toprağı ekiyorsunuz eski hayatımızda. İlaç yok. Yağmur lazım. Yağmuru sen yağdıramazsın. İster istemez hayat tarzınız sizi kaderci yapıyor. Allah'a teslim olmak zorunluluğu o toplumda daha fazla. Yağmur yağmazsa aç kalırsınız. Dolayısıyla problemlerini daha az teknik, daha komplike olmayan düşünsel sistemle çözen bir toplum. Tabii ki orada din çok daha önemseniyor ve her şeyin içinde. Ama evet, bugün problemi varsa terapiste gidiyor. Bir tatminsizlik ve mana sıkıntısı yaşıyorsa işte yogaya gidebiliyor. Ondan sonra okullarda hala var herhalde, PDR var. Yani benim çocuğum kendisini iyi hissetmiyor. Bu bir problem. Yani şimdi iyi hissetmeyen kişinin problemini dikkat ederseniz dini anlatan, tavsiye veren, öğüt veren, hiçbir şey vermese de bir piri fani yüzüyle sizi motive eden bir din adamının gücünden teknik bilgi sahibi bir uzmanın eline doğru kayış var yani. Bu tabii önemli bir dinamiktir. Tabii çözülemeyen ontolojik sorunlarımız var. Tıbben de çözemediğimiz pek çok yeni hastalıklarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama insanlar ellerindeki güçle gündelik hayatta karşılaştıkları sorunları çözdükçe daha müstahni bir hayat yaşıyorlar. Evet. Bugün mesela kışın işte kombinin derecesini arttırıyoruz. Ama bundan 150 sene evvel insanlar zatürre oluyordu, ölüyordu. Evet. Yani çocuğun açık kalıyordu köy ortamında. O antibiyotik sisteminin milyonlarca hayat kurtardığını biliyoruz. Çok bugün basit bir antibiyotik tedavisiyle kurtardığımız çocuklar o günün dünyasında sıtmadan, veremden, zatürreden insanlar ölüyorlardı. Dolayısıyla yani gündelik problemlerini çözdükçe daha eyvallahsız bir hayat yaşayan insan tipi, şöyle diyelim, yaratıcıyı daha az hatırlıyor. Yani yaratıcıyı tümüyle unutmuş değil ama hatırlatıcılar azalıyor. Şimdi burada ben şeye, İbrahim'e sorayım. Bu böyle zor bir soru aslında ama zor sormak lazım. Mesela Allah'ı hatırladığın anlar oluyor mu gündelik hayatında? Yani bir davranış gerçekleştireceksin diyelim. O davranış konusunda Allah ne der diye aklına gelme sıklığı ne? Herhangi bir davranış için. Yani şimdi bir arkadaşımızla bile konuşurken gerçekten yani selam veririz. Yani Allah'ın selamıyla gideriz. Başta bu yani hep hatırlatıyor mesela. Böyle günde 5 vakit ezan okunuyor başta. Hani gerçekten hatırlatıcılar fazla ama biz bundan çıkaramıyoruz mesela. Dini yani zor durumda kaldığımızda artık kullanmaya başladık. Mesela temadaki bir din ve dünyevileşme kavramında bile yani mesela hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışacağız. Yani biz bunun ilk olanı ahireti çalışmayı unuttuk. Artık dünyaya çalışıyoruz. Ve bu dünyaya çalışmayı da artık elimizden geldiği şekilde yapamıyoruz. Hani tam manasıyla yapacağımız bir işi onu bile yapamıyoruz. Yani bir büyük terslik var diyorsun. Hocam tehlike anında camı kırınız meselesine ya da bir yardımcı tedavi unsuruna mı dönüşüyor seküler insan için din? Burada da ben bir şey sormak istiyorum. Araya gireyim de ona da cevaben olsun. İnsanın Allah'ı ile olan samimiyeti, hani bu dedik artık buna ihtiyaç duymuyor, ihtiyaçlarını kendisi giderebilme imkanına sahip olduğu için ilişki de ibadetler üzerinden daha fazla mekanikleşiyor mu sizce de? Evet, toplumda bir dini hafıza kaybı var mı? Belli kesimler üzerinden analiz yaparsanız
evet. Bir dini hafıza kaybı var. Olabilir yani. Bu tartışılır. Toplumda dini motivasyonlarda bir düşüş var mı? Bununla ilgili bir şey sorabilir miyim? Tabii, ne demek? Buyurun. Şimdi yani bu olayla ilgili dini hayatı elinde tutan bir toplum var. Bazı evet. insanlar var, yaşayışlar var. Evet. Bu insanların yaptığı yanlışlar, hatalar, bazı dini olguları yanlış anlayıp hayatlarına sunması, karşıdaki seküler dediğimiz kısmı çok feci şekilde etkilemesi de bu şeyin içine girer mi? Yani dünyevileşmeyi artırabilir mi bu sayede? Şimdi, yani dini hayatı yanlış şekilde anlamak, yaşamak karşıdakini de yanlış şekilde ilgilendirir. İnsan yalnız münzevi bir hayat yaşamıyor. Zaten eklektik teori var. Eklektik teoriyi İşte eklektik teori bu aslında. Yani dindarlar kendi dindarlıklarını üretirken sekülerleri etkiliyorlar. Sekülerler kendi dünyevi hayatlarını yaşarken de dindarlarda bir bilinç kayması meydana getiriyorlar. Dolayısıyla bizim mesela ben şahsen Türk toplumunda karşılıklı etkileşim teorisinin geçerli olduğunu düşünüyorum. Yani biz hem bir taraftan dini yaşamaya çalışan bir topluma sahibiz. Diğer taraftan da dünyevi süreçleri işleten bir topluma sahibiz. Ama bunlar bir aradalar. Belli bir mesafe ve aralık üzerinden birbirlerini çok fazla sinir uçlarına dokunmayaraktan, dokundukları da oluyor ayrı da, birbirlerini üretiyorlar evet. Yani siz dolayısıyla yanlış bir seküler bilinci dindarlık adına alabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Dindar da, yani seküler de bir dini davranış kodunu belki de hiç farkına varmadan alıp kendi hayatına adapte edebilir yani baktığımız çok zaman. Çok ilginç bir örnekle belki bitirmek lazım işin sohbet kısmını. Bebeklerimize 40 mevlidi diye din sosyolojisinde zaman zaman ilgi alanına giren bir mesele vardır. Hani bebekler doğar 40 günlük olduğunda bir 40 mevlidi yapılır. Bir dini cemiyet öyle diyelim. Çok ünlü bir oyuncu, bir hanım oyuncu, anne oldu. 40 mevlidini ailesinin bir Anadolu ilçesindeki evinde gül şerbeti dağıtarak ve başına da bir beyaz ipek başörtüsü takarak icra etti. Bu bizim en temel dindarlık biçimlerimizden biridir. Çok alıştığımız, gelenek haline getirdiğimiz gül şerbeti ikram edilir. O beyaz evet. mevlid başörtüsü takılır. Bir de dindarlığıyla bildiğimiz bir fenomenin 40 mevlidini gördük. O da böyle saray yavrusu bir yerde böyle çok tuhaf bir takım göstergelerle anne böyle özel bir kıyafet giymiş falan filan. Şimdi hangisi dindardı, hangisi sekülerdi? Orada biraz kafamız karıştı. Dolayısıyla bu eklektik teori, yani tarafların birbirini olumlu olumsuz etkilemesi meselesi de belki üzerinde durmamız gereken bir şey. Evet. Daha konuşulacak çok mesele var ama gençlerle dinden konuşalımın vakti buraya kadar. Biz programı şöyle bitiriyoruz sevgili arkadaşlar. Diyoruz ki bize bir cümle söyle, günümüz güzelleşsin. Herhangi bir cümle. Hadis, ayet, dize, kelam-ı kibar, aklına ne gelirse, aklınıza ne gelirse. Veda Ahmet'ten başlıyoruz. Ahmet, bir cümle söyle, günümüz güzelleşsin. O zaman Bilge Kral, Ali İzzetbekoy için çok sevdiğim bir sözüyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Kur'an edebiyat değil, hayattır. Dolayısıyla ona bir düşünce tarzı olarak değil, bir yaşam tarzı olarak bakmak gerekir. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Ruhu şad olsun Aliyamızın. Ben de şöyle İbrahim Teyfur. Pek düşüncemi ileteyim. Yani Kur'an dediğimiz gibi bir, yani sözel dediğimiz bir kitaptır. Onu uygulayan da bir peygamberimiz var. Biz de onların yolunda giderek diğer hayatı, gerçek amacımızı yaşamaya çalışalım inşallah. Eyvallah. İnşallah. Amin diyelim bu güzel duaya. Hüseyin. Ben hocamızın dediği gibi ahlak ve adalet üzerine dindarlık konusuyla ve birbirlerini etkileme süreciyle ilgili düşünerek Yüce Allah'ın bir ayetinde şöyle buyuruyor. Herhangi bir topluma olan kininiz sizi adaletsiz olmaya itmesin diye buyuruyor. Biz de bu düşünce ve ilkelerle hem din ve dünyevileşme konusunda bu ilkeleri göz önüne alarak hareket etmek daha güzel olacak diye düşünüyorum. Eyvallah, çok teşekkür ederiz bize. Çok güzel bir ayet kelime hatırlattın Yaman. Ben biraz farklı dışına çıkayım da Nazım Hikmet'in de dediği gibi bir ağaç gibi
özgür ve hür bir orman gibi kardeşçesine yaşarsak bu sorunlar, bu tartışmalar da meselenin özü galiba burada bir yerde. Çok teşekkür ederiz. İbrahim Hazreti Mevlana bir sözünde bahseder ki, yürürken ayağına takılan dikenler aradığın gülün habercisidir der. Yani aradığımız yolun nasıl bir yol izlememiz gerektiğinin izlerini, yani kendi hayatımızdan ve yürüdüğümüz yoldan kolayca bulmamızı gerektiğini çok güzel açıklamış bence Hazreti Mevlana. Eyvallah, çok teşekkür ederiz Hazreti Mevlana'yı da hatırlattın bize. Günümüzü güzelleştirdin. Sevgili hocam, bir cümle günümüz güzelleşsin. Evet, yani ahlak ve ciddiyet varsa çözülmeyecek sorun yoktur. Çok güzelmiş. Ahlak ve ciddiyet varsa yanına bir de karakteri de eklemek mi lazım hocam? Olabilir. Şahsiyeti ahlak, yani. Evet, şahsiyeti. Olabilir. Ahlak eyvallah, bunu da kapsın. Evet. Eyvallah. Ben de bütün bu konuştuklarımızdan hareketle bir gene kimin olduğunu hatırlamıyorum ben bu aralarda. Ben bu aralar naklettiğim sözlerin kime ait olduğunu hatırlayamıyorum bir türlü. Bir yaşlanma emaresi olabilir. Kimsek onu üretiriz diye bir cümle kalmış aklımda. Kimsek onu üretiriz. Yani biz neye benziyorsak, bizden sadır olan ürün de, bizden ortaya çıkan davranış da ona benzer. Dolayısıyla kim olduğumuz sorusunu sıklıkla kendimize soracağımız ve sahih cevaplar verebileceğimiz bir dünya hayaliyle diyelim. Allah razı olsun sevgili gençler. Hocam çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sevgili hocam, Allah razı olsun. Çok tatlı, güzel, hoş bir sohbet oldu. Hem işin dünyevileşme kısmı, hem İslam terör, İslam'la terör yan yana alınır mı meselesi çocukların zihninde bir yer etti. Gençlerin zihninde bir yer etti. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yani eyvallah. Benim için şerefti. Eyvallah, o şeref bize ait sevgili hocam. Bir nebze de olsa faydalı. Eyvallah. İnşallah başka yayınlarda. İnşallah. Eyvallah. İnşallah başka yayınlarda meselelerimizi konuşmak üzere. İnşallah. Eyvallah. Eyvallah. Selametle. Evet, Halil Aydın Alp hocayla aslında iki temel mesele konuşmuş olduk. Bugün birincisi terör ve İslam meselesi. Terör, terörün sonuçları, İslam'la niçin yan yana anılıyor meselesi. İkincisi de çok önemli bir başka bahis, dünyevileşme bahsi. Dünyevileşme bizi esir alıyor mu? Dünyevileşme bizi olduğumuz insanlardan farklı insanlar haline mi getiriyor sorusunun cevabını aradık birlikte. Çok verimli bir gençlerle dinlen konuşalım bölümü olduğunu düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki bölümlerde yeni konuk ve yeni konularla huzurlarınızda olmayı murad ediyoruz. Allah'a emanet olun.